Osmanlı'ya tarihi boyunca pek çok millet isyan etmiştir. Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar. Ancak hiçbiri Arap isyanı kadar güncel politik tartışmaların konusu olmamıştır. Kimse Yunanların isyanına, "Yunanların hepsi mi isyan etti kardeşim?" diyerek Yunanlıları aklamaya çalışmamıştır. Veya Sırp isyanları için, "Onlar bize Ankara Savaşı'nda yardım etti bir kere." diye bir argümanla ortaya çıkmamıştır. Madalyonun diğer yüzünde, kimsenin Sırpları veya Yunanları bağımsızlıkları için isyan etmeleri üzerinden hain ilan ettiğini görmedim ben. Bunun sebebi sanıyorum Arap meselesinin güncel politikada bir yeri olması. Halkın geçici sığınmacılar sebebiyle Araplara karşı agresyonun artması da bu tartışmalar üzerinde etken tabi. Ancak bugün bu konuları konuşmayacağız. Zira ben politikacı değilim. Tarihçiyim. Ben tüccar değilim, eğitimciyim. Metodoloji derslerimin bana verdiği yetkiye dayanarak olabildiğince tarafsız bir şekilde meseleye yaklaşacağım. Ama videoya geçmeden önce hala kanalımıza abone olmadınız mı? Olursanız bizi sevindireceğinizi söylemiş miydik? O zaman şimdi abone olmanız için kısa bir ara veriyorum ve videoya geçiyorum. Osmanlı'nın Araplarla ilişkisi esasen geçmişte ciddi sorunlar barındırmamaktaydı. Arap topraklarının özel statülere sahip olması bunda bir etkendi tabi. Ancak milliyetçiliğin yayılması Araplarda bir Arap Birliği hayalinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Şerif Hüseyin Hicaz'a atandığı ilk andan itibaren bağımsızlık için çalışmalara başlamıştı bile. Ancak sanmayın ki bu Arapların bağımsızlık için yaptığı ilk çalışma. Araplar çok eski tarihlerden itibaren bağımsızlık için çeşitli cemiyetler kurmuşlardı. Örneğin Suriye İlim Cemiyeti, Arap Birliği Cemiyeti, Genç Araplar Cemiyeti, İttihad-ı Lübnan Cemiyeti bunlardan sadece bazılarıydı. Hatta Şerif Hüseyin'in isyanından önce 1904'ten 1912'ye kadar süren bir Yemen isyanı çıkmıştı. Bu isyanın bastırılması için binlerce şehit verilmişti. Perspektifimizi yeniden Şerif Hüseyin'in atandığı tarihe döndürecek olursak, Osmanlı Meclisi'nde 60 Arap milletvekili olduğunu, hatta bu milletvekillerden birinin Şerif Hüseyin'in oğlu olduğunu görürüz. Ancak Araplar resmi dilin Türkçe olması gibi çok temel şeylerden bile şikayetçiler. Hatta Arap coğrafyasına yatırım yapılmadığını, yatırımın Türklerin bölgelerine yapıldığını falan söylüyorlar. El insaf be adam. Anadolu'yu bok götürüyordu o dönem, bok. Bunun yanında Kral Abdullah'ın "Biz Osmanlı'ya neden isyan ettik?" isimli kitapta söylediğine göre Şerif Hüseyin İttihatçılardan memnun değilmiş. Abdülhamit zamanından daha memnunmuş. İttihatçılar dini zayıflatmış. Ben buna gerçekten inandığını düşünmüyorum. Arap toplumu içinde meşruiyetini arttırmaktan başka bir amacı yok şu söylediklerinde. Burada da görüldüğü gibi bölgede zaten bir isyanın çıkması için her şey hazır. İşin içine İngiliz parmağı girmiş. Bir de savaş çıkmış. İsyanın çıkış tarihi oldukça normal bana kalırsa. Peki, burada şunu sormak lazım. Bu isyana her Arap katıldı mı? Tabii ki hayır. Hatta Şerif Hüseyin'in isyanını bastırmaya çalışan birlikte dahi sayısı az da olsa Arap bulunmaktaydı. Ancak isyan ilerleyen tarihlerde Suriye'ye kadar yayılmıştır. Bu da sayının çok az olmadığının bir göstergesi bana göre. Şimdi perspektifimizi değiştirmek ve size Arapları bu isyan ettikleri için suçlamanın nedenli abes olduğunu göstermek istiyorum. Arapların bağımsızlık mücadelesi Atatürk'ün yaptığından ya da mesela Azerbaycan'ın bağımsız kalmasından çok farklı değildir. Araplar elbette kendi bağımsızlıkları için mücadele edeceklerdi. Elbette milliyetçileşeceklerdi. Hele Osmanlı'nın otoritesinin zayıfladığı bir çağda sizce de bu normal değil miydi? Bir İngiliz'in bizi Kurtuluş Savaşı yaptığımız için hain ilan ettiğini veya bir Rus'un bağımsız kalmak istedikleri için bir Kazak'ı hain ilan ettiğini düşünsenize. Kulağa absürt geliyor değil mi? Bizim özelliğimiz ne? Din kardeşi olmamız mı? O halde bir Arap milliyetçisi Türkler hilafeti çaldı derken haklı mı oluyor? Araplara hain derken bunları da hesaba katın bence. Ha, şunu söylemeliyim ki Arapların isyan etmesini tarihin akışına uygun olması sebebiyle normal buluyorum. Ancak bu "Araplar bizim kardeşimiz, onlarla yan yana gelelim" dediğim anlamına gelmiyor. Zira yine aynı tarihsel süreç sebebiyle modern anlamdaki Arap milliyetçiliği ciddi miktarda Türk düşmanlığı içermekte. Hatta daha 3. Selim döneminde 1805 yılında Emir Muhammed el-Suud Mekke'yi fethetmiş ve ilk iş olarak camilerde hutbelerin Padişah 3. Selim adına okutulmasını durdurarak kendi adına okutmaya başlamıştır. O tarihlerde Bağdat'ta bulunan Fransız konsolosu Jean Raymond bu olay nedeniyle şunları yazar. "Geçen gün bir Vahabi taraftarı peygamber edasıyla bana şunları söyledi. Halifelik koltuğuna bir Arap'ın çıktığını göreceğimiz gün yaklaşmaktadır. Hilafeti gasp edenlerin, yani Türklerin, boyunduruğu altında yaşamaya lüzumundan fazla katlandık." Arap milliyetçileri, milliyetçiliklerini İslam uygarlığını yaratan Araplardır. Bu uygarlık Batı'yı etkilemiş ve Batı da Rönesans oluşmasını körüklemiştir. Fakat İslam uygarlığını yok eden ve Arapların geri kalmasına neden olan Türklerdir tezi üzerine kurmaktadırlar. En azından mühim bir kısmı böyledir denebilir. Yani Araplar kardeşimiz değil. Zaten
Kimse bizim kardeşimiz değil. Dış politikada kardeşlik olmaz. Çıkarlar olur. Hiçbir devlet, hiçbir devleti tam manasıyla kardeş olarak görmez. Her ne kadar Amerika, İsrail gibi örnekler buna istisna oluşturuyor gibi dursa da bana göre oluşturmuyor. Ancak bu başka bir videonun konusu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın.